Ya bunlar böyle bir olmamış gibi sanki. Bunların ortaları boş mu kalacak böyle, ha? Seçil'in masasüstleri vardı ya, onlardan gelecek. Hiç merak etmeyin, bizzat ben ilgileniyorum. İyi. Yani sonra bana bir terslik var diye falan gelmeyin de her şey mükemmel olmalı. İşiniz rahat olsun, bizzat ilgileniyorum. Tamam. Yani bu organizatörle de anlaştık ama... Ya benim içim hiç rahat değil. Doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık hiç bilmiyorum. Sakin ol canım. Yolunda işte her şey. Demre var. Of. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Hiçbir şey benim kontrolümde değil gibi. Her şey elimden kayıp gidecekmiş gibi hissediyorum Pelinsu. Sen en iyisi damat odasının kapısının önüne git. Bekle. Tamam, bekleyeyim. De niye? Yani git bak bakalım orada mı? Bekle ki bir yere kaçmasın, bir şey olmasın. Ha? Orada olduğuna emin ol sadece yeter. Tamam tamam, gidiyorum. Hadi. Sen o elindeki davetli listesine bak bakalım, kanerler geliyor muymuş? Evet, geliyorlar. Nasıl yani? Pelin kaner geliyor mu? Evet, geliyorlar. Bir sıkıntısı mı vardı? Yok yok, bak işine sen. Aklına kötü şeyler getirme, her şey çok güzel olacak. Hiç kötü bir şey olmayacak. Hadi bakalım. Gün senin günün. Emre evlenecek seninle. Son dakikada işler değişir mi acaba ya? Of. Oğlum tamam, çıkar şunu kafandan artık. Film bilin yok, unut artık oğlum ya. Emre, orada mısın? Pelinsu. Evet benim. İyi misin diye bir bakayım dedim de. İyi miyim? Giyiniyorum. Müsait değilim ya. Tamam peki. Of. Hadi oğlum topla kendini. Evleniyorsun tamam mı? Hadi. Ya sana da bulaşacak, ne yapıyorsun? Bulaşsın. Burnumuzu çeke çeke yatarız böyle. Bakayım. İyi. Ateşim de yok. Nasıl hissediyorsun? Toparladın mı? Şahane. Çünkü çok iyi bakılıyorum. Sen böyle iki dirhem bir çekirdek hazırlanmışsın. Gidiyorum. Ah ya sevgilim ya. Gitme. Gitme, bitti. Burcu'nun düğününe gitme. Zaten çok matah bir şeydi. Boş ver. Bir şey diyeceğim. Bu senin Burcu takıntın normal boyutları biraz aştı gibi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı senin? Söyleyeyim o zaman. Ben Paris'teyken burada ne olup bittiğine dair bütün bilgileri aldım. Ve bir kanıya vardım. Bence Arzu'yu öldüren Burcu. Yani gerçi çok yakın zamanda çıkacak ortaya ama bence o ya. Diyorsun. Neyse benim çıkmam gerekiyor. Gitme. Gitmem lazım. Gitme. Demek. Gerçekten. Gitme, çok hastayım. Görülmesi gereken bir hesabım var. Çok uzun yıllar öncesinde dayanan bir hesap. Bugün düğünde halledeceğim. Sen ne planlıyorsun? Hayır, göndermeyeceğim. Ben çok hastayım. Gerçekten çok hastayım. Kerim. Hayır. Hayır. Bana söz ver. Bana söz ver. Görüş. Hastayım ama. Geçmiş olsun. İnatçı keçi. Amirim. Bulduk. Takımın bütün dükkanlarını araştırıp ve bayrağı kimin aldığını bulduk.
Bitti bu iş. Katili bulduk sonunda. Sonunda. Bulduk amirim. Şu sarmaşıktan biri cezasını çekecek. İyi misiniz amirim? İyiyim. Çok iyiyim. Hatta sarmaşığın deyimiyle şahaneyim. İyi güzel hoş da bu elindeki delil ikinci derece bir delil. Tamam sayın savcım bakın bu fatura... Tamam bayrağı satın aldığını gösteriyor. Katil olduğum değil ki. Ama bu kadar tesadüf olabilir mi? Bakın biz zaten onun Arzu Kaymaz'ın katili olduğundan şüpheleniyorduk. Sadece aracı oradan nasıl çıkardığını bulamıyorduk. Onu da bulmuş olduk işte. Olsun. Buna göre yakalama izni veremem. Yine salıverilirse rezil oluruz. Bakın sayın savcım ben defalarca bu davada yanıldım. Bunu kabul ediyorum. Bu tür insanlarla karşılaşmadığım için gafil avlandım. Bak bu sarmaşık insanları yüzünden daha önce de meslekten men edilme noktasına geldin Kemal. Yine tehlikeli sularda yüzüyorsun. Benden söylemesin. Ama bu kez eminim. Yani bakın bu yakalama kararını çıkartalım. Bitti bu iş. Buradan geri dönmeyeceğiz. Söz veriyorum. Peki madem. Ama bu son. Eğer bu kez de... İşte bu. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben çok uzun süredir bu anı bekliyorum da. Sen de çok yoruldun Kemal. Bu iş bitsin, uzun bir tatile çıkmanı öneriyorum. İznini kullan. Kullanacağım. Kullanacağım müdürüm. Hele şu delilikten bir kurtulalım. Çok uzaklara gideceğim. Amirim. Ben de geleyim mi bu sefer? Gel tabii. Oh be. Düğün dernek. Amirim. Evet. Sarmaşık'ta güneş hiç batmıyor. Ama şimdi onlar düşünsün bakalım.